Bugün 4 Mart 2022. Türkiye'nin bütün illerinde deprem tatbikatı yapılacak. Tekirdağ Süleyman Paşa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeyiz. Şu anda işte bu tatbikata katılacak olan AFAD, jandarma, arama kurtarma ekipleri, AKUT, Sağlık Müdürlüğü, 112, jandarma ve polis ekipleri hepsi. Tabii Kızılay da burada. Kızılay da afette ilk önde gelen burada. Şu anda işte onlar da hazırlıklarını yapmışlar. İkramda bulunuyorlar. Evet, ambulans 112 burada. AFAD burada. AFAD'ın bütün kurtarma teşkilatlarını kurmuşlar. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı burada. Deprem Daire Başkanı Sayın Sevim Avcı Yener burada. Evet, jandarma, AKUT, bütün kurtarma ekipleri. Şu andaki programı ben size bildirmek istiyorum. Okulda toplanma, evet, toplanma, evet, deprem meydana gelmesi. Evet, Sayın Valimizi bekliyoruz. İşte buradaki tatbikat başlayacak. Evet, çök, kapan, tutun uygulaması programı var. Evet, okul bahçesinde toplanma var. Öğrencilerin yoklama yapılması var. Yaralı öğrencilere müdahale var. 112 ve sağlık ekipleri tarafından. Öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Tatbikatın değerlendirilmesi ve kapanış. Okul ilk yardım eğitim merkezi ziyaret edilecek ve kapanış yapılacak. Şimdi ben deprem daire başkanımızı buraya bir davet edeyim. Evet, şimdi Büyükşehir Belediyesi Deprem Daire Başkanımız Sayın Sevim Avcı Yener bu tatbikatla ilgili Tekirdağ'da olası bir depremle ilgili neler yapılması lazım? Bu tatbikatın amacı nedir? Buyurun Sayın Başkanım. Evet. Merhaba. Hepimizin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepimizin bildiği üzere 1-7 Mart deprem patlası. Tabii aslında Türkiye'de bu yıl deprem yılı olarak ilan edildi ve birçok etkinlik, tatbikat ve önlemlerle ilgili projelerimiz var. AFAD Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizde. Bu da onlardan bir tanesi. Özellikle çocuklarımız ve okul kısmında tahliye ile ilgili bir tatbikatımız. Ama tabii ki eğitimlerimiz bununla kısıtlı değil. Bunun harici tüm kamu kurum kuruluşlarında ve vatandaşlarımıza da deprem ve afetlere karşı bilinçlenme ile alakalı birçok çalışmamız var. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentselleştirme Daire Başkanlığı olarak hem ekiplerimiz, ekipmanlarımız, itfaiye daire başkanlığımız ve deprem simülasyon tarzımızla bu projede yer alarak destek vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki öncelikle olan sadece tatbikatlarımız ve önlemlerimiz arama kurtarma değil. Aslında birinci riskimiz. Binalarımız bu konuyla da ilgili birçok proje ve çalışmamız var. Özellikle 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle ilk lansmanı yapıp projeye başladığımız depreme dayanıklı yapılarla alakalı bir projemiz var. Deprem performansının belirlenmesi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak talep eden vatandaşlarımıza bilabedel olarak binalarının depremin performansı ile ilgili çalışmaları yaparak bilgilendirme veriyoruz. Ve daha sonrasında nasıl hareket edecekler, binalarına nasıl dönüştürecekler, kullanabilecekleri alternatifler neler? Bununla ilgili de deprem daire başkanımıza yine vatandaşlarımıza bilgilendiriyoruz. Elimizden geldiğince bütün çalışmalarımızda hem
AFAD'a hem diğer kurum ve kuruluşlarımıza destek veriyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin efendim. Tamam. Hocam gel beraber bir şey yapalım. Tamam ya. Hadi gel. Evet. Sen bir şey soruyor musun? Bugün işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'deyiz. Böyle bir deprem tatbikatı yapılıyoruz. Okulun baş müdür yardımcısı siz AFAD olarak neler diyeceksiniz? Evet, canlı yayındayız şu anda. 7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye'de saat 11.30'da tüm okullarımızda deprem tahliye tatbikatı canlandırılacak. Mülki amirlerimiz hepsini katılımıyla bu tatbikatı gerçekleştireceğiz. Arama kurtarma ekiplerimiz, ilimizde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz ve sağlık ekiplerimizle birlikte burada tüm araç gereç malzemelerimizi tanıtımını gerçekleştireceğiz. Deprem anında öğrencilerin ne yapması gerektiği konusunda çok kapan tutun hareketimizi uygulamalı olarak yapacağız ve tahliyeleri gerçekleştirip tatbikatımızı sonlandıracağız. Evet. Sayın Müdürüm, okulda nasıl hazırlıklar? Diyor ki okul ilk yardım merkezi hazırlamışsınız. Bu tatbikat özellikle sizin okulunuzda. Evet, dinliyoruz sizi. Evet, biz de her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm gerekli olan altyapıyı oluşturduk. Devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte inşallah uygun bir şekilde belirtilen saatte uygulamayı gerçekleştireceğiz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Kaymakamımız Harun Kaya geldi. Milli Eğitim Müdürü burada. AFAD Müdürü, İl Müdürümüz burada. Evet, birçok kurumların defterlerimiz Mehmet Malanlı burada. Gençlik Spor İl Müdürümüz burada. Jandarma Teşkilatımız burada. Defterlerimiz burada. Sanayi Teknoloji Müdürümüz burada. Evet, bütün kurumların burada. Protokoller dahil bütün kurumlar hepsi buradalar. Evet. Sağlık Müdürlüğü'nden tabi Mustafa Dönmez ve ekibi. Belediye Başkan Yardımcısımız Hüseyin Uzunlar burada. Evet, Jandarma Alay Komutanımız yerde. Sayın Osman Kılıç. Evet. Evet, Tarım Orman İl Müdürümüz Oktay Özal.
hoş bulduk efendim. Nasılsın? İyi misin abi? Nasıl? İyiyiz abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Deniz abi çekiyor musun? Çektim, çektim. İyiyim Kenan Bey, sen nasılsın abi? Evet Sayın Müdürüm. Evet Ersin Bey. Hepimiz burada görevliyiz diyorsunuz. Evet. Nasıl? Evet Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Uzunlar da. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Geldik işte. Sen de geldin. Kızılay. Kızılay gel bakalım buraya. Gel. Çabuk. Çabuk. Canlı yayındayız. Böyle yok. Böyle yok. Neyi bu? Konuyu bulmam mı? Kızılay'ı soracağım. Ne yapıyor? Evet canlı yayındayız şu anda. Kızılay'ın çok her yerdeki faaliyetlerinde olan bir kardeşimiz, arkadaşımız. Evet. Ne yapıyor Kızılay? Kızılay bugünkü deprem tatbikatı için desteğine geldi. İkram aracıyla ve kurtarma aracıyla. Evet. Kızılay faaliyetlerinizden bahset biraz. Faaliyetlerimiz. Evet. İşte biliyorsun yiyecek ve kıyafet üzerine faaliyetlerimiz. Deprem oluyor. Deprem evet. Oluyor şimdi. Evet. Deprem oluyor. Çök, kapan, tutun pozisyonuna geçerek sınıflarda kendimizi koruma altına alıyoruz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Evet. Şu anda okulda yapılan tatbikatı tutun pozisyonunu evet, alarak sınıflarda kendimizi güvenli bir ortamda koruma altına alıyoruz. Evet. Ne diyoruz? Çök, kapan, tutun. Şimdi öğrenciler bu deprem sebebiyle toplanma yerlerine çıkacaklar. Evimize kapının önünde bahçeye çıkacak olan öğrencileri hep birlikte burada karşılayacağız. Evet. Bakalım tatbikatta yaralanan veya bu sürenin ne kadar olduğunu şu anda zamanla yarışıyoruz. Evet. Herkes alarma geçti. Anons edilmesiyle öğrenciler şimdi sınıflarından bahçeye çıkacaklar. Toplanma yerlerine hepsi gidecek.
deprem bitti. Deprem bitti. Koşmadan, güvenli bir şekilde, ellerimiz başımızın üzerinde, zemin kattan başlayarak binayı tahliye kurallarına uygun bir şekilde terk ediyoruz ve evet, toplanma alanında bölgemizde toplanıyoruz. Evet, şu anda deprem bitti. Öğrenciler, evet. Öğrenciler şimdi elleri başta bahçeye çıkıyorlar. Çok kapıdan çıkılıyorsa o kadar binayı çabuk terk ediyorlar. Evet. Evet. Tabii ki öğretmenler de. Valimiz de şeyi takip ediyor. Evet. Depremin ilk anında sakin kalınmalı. Balkon, merdiven ve asansörler asla kullanılmaz. Deprem başladığında pencerelerden, raf, dolap veya benzeri ağır ve sabitlenmiş eşyalardan uzak, güvenli bir alanda veya sağlam bir nesnenin yanında çök, özellikle sırt pencerelere dönük bir şekilde kapanarak bir elle baş veya enseye düşen nesnelerden koru. Tehlike sona erene kadar yanındaki büyük ve ağır eşyalara tutunarak kendini sabitle. Tutulan kolun üzerine yüz koyularak düşen cisim ve nesnelerden yüz ve gözler korunur. Eğer deprem uygulaması anında açık alanda bulunuyorsanız dışarıda kalmaya devam ediniz. Binalardan, direklerden, duvar diplerinden, üstümüze düşebilecek ve devrilebilecek nesnelerden uzak durunuz. Binalardan düşebilecek cam kırıkları, sıvı gibi nesnelere karşı bulunan yerde yine çök, kapan, tutun hareketini gerçekleştiririz. Deprem bittikten sonra öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz afet ve acil durum planına göre okullarımızda oluşturulan afet ve acil durum planına göre belirlenmiş olan tahliye güzergahında öncelik ve sınıf sırasına göre tek sıra halinde acil çıkış merdivenleri veya merdivenlerin duvara yakın olan tarafından başın üstüne kitap veya eller koyularak dışarı çıkılır. Öğretmen tahliye esnasında öğrencileri yönlendirir. Engelli öğrencilerimiz var ise yine öğretmenleri tarafından evet, şu anda veyahut da bahçede öğrenci arkadaşları tarafından destek verir. Hepsi okul afet ve acil durum planında önceden belirlenmiş olan acil durum toplanmalarında binalarda elektrik direkleri ve panosunda yapısal olmayan düşebilecek nesnelerden uzak okul bahçesinde her sınıf kendi içerisinde halk oluşturacak şekilde bekler. Sınıf öğretmenleri tarafından yoklama yapılarak toplanma alanında eksik öğrencilerin olup olmadığı belirlenir. Acil toplanma alanları. Afet ve acil durumlar sonrasında toplanmaya en yakın, en uygun olan toplanma alanları afetlerden sonra geçici barınma merkezleri kuruluncaya kadar geçecek sürede yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.
Öğretmenler tarafından yapılan yoklama neticesinde iki öğrencimizin mahsur kaldığı ve bir de iki bildirilerekten birbirlik tarafından müdahale edildi. AFAD, itfaiye, UMKE Vakıf tarafından içeride mahsur kalan öğrencilerimiz müdahale gerçekleştirilecektir. AFAD acil mobil uygulaması. Afet ve acil durumlarda yardım ekiplerini ve toplanma alanlarını gösteren sistemlerdir. Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD acil uygulamasını indirin. Telefon numaranızı girin ve gelen SMS'te doğrulama kodunu kullanarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı da yazarak kodun yetkisini verin. Bu şekilde kayıt işlemimiz tamamlanmış olacaktır. Ve yine aynı şekilde yapmış olduğunuz kayıtla birlikte uygulamayı açar açmaz kodumunuz sizlere otomatik olarak gelecektir. Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda size en yakın acil toplanmanın bilgisi düşecektir. Afet bölgesinde tek tuşla 112 acil çağrı merkezleriyle acil çağrıya başlatılabilir. Eğer konuşacak durumda değilseniz hazır mikir kalıplarını kullanarak yardım isteyebilirsiniz. Afet bölgelerinde bulunan vatandaşlar toplu SMS ile bilgiler ulaştırılarak önemli bilgilerden haberdar olabileceksiniz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz içeride arama ve kurtarma müdahalesinde bulunurken yine aynı şekilde 112 ekipleri sahaya intikal etmişlerdir. Valim, bugün Türkiye'de 81 ilimizde es zamanlı olarak yapılan deprem anı ve faaliyet tatbikatı burada günün anlam ve önemiyle ilgili bizleri yönlendirme başlığı konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimize arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Çok kıymetli öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, basınımızın çok kıymetli mensupları. Deprem bir gerçek. Ve bu bugünkü gibi önceden haber verilerek belirli bir saatte meydana geliyor. Günün herhangi bir saatinde ve en hazırlıksız olduğumuz bir anda
ortaya çıkabiliyor. Öyleyse bizim her an deprem olacakmış gibi ne yapacağımızı biliyor olmamız ve bunu bir refleks haline getirmemiz gerekiyor. Bugünkü bir tatbikattı. İnşallah gerçekle karşılaşmayız. Ama şu bir gerçek, eğer bir mekanda, bir coğrafyada bir deprem, bir afet olmuşsa gelecekte de aynı derecede, aynı şekilde, belki daha şiddetli, belki daha az, mutlaka aynı aynı afet tekrar meydana gelecek. Bundan kaçış yok. Öyleyse afetle mücadele değil, afet bilinciyle beraber yaşama ve buna uygun bir hayat tarzı geliştirme mecburiyetimiz var. Şehirlerimizi, binalarımızı buna göre yapacağız. Hayatımızı buna göre dizayn edeceğiz. Tavır ve davranışlarımızı buna göre belirleyeceğiz. Bugün elimizde 604 okulda bu tatbikat gerçekleşti. Ve 200.400 öğrencimiz bu tatbikata katıldı. Öğretmenlerimiz 11.700. 3.410 çalışanımız, 6.040 acil servis ve ekibimiz vardı bu tatbikatta. Toplamda 221.560 kişi bu tatbikata katılmış oldu. Okulumuzun 690, yaklaşık 700 öğrencisi var. 63 öğretmen, 6 çalışan ve 65 arama, kurtarma ve yardımcı olan STK ile birlikte bugünkü bu tatbikatı okulumuzda 824 kişiyle gerçekleştirdik. Çok değerli arkadaşlar, çok değerli evlatlarımız. Niçin çok kapan tutun yapıyoruz? Bütün hareketleri, bugün burada sergilediğiniz bütün hareketlerin bir mantığı var. Deprem olur olmaz kendimizi korumalıyız. Önce kendimiz, yoksa kimseye bir faydamız olmaz. Kendimizi nasıl koruyoruz? Öncelikle başımızı koruyarak. Her zaman başımızda baletle gezmediğimiz için bazen uykuda yatarken, bazen sokakta gezerken, bazen okulda, iş yerinde vesaire her yerde karşımıza çıkabilir. Her yerde maruz kalabiliriz bir de. Öyleyse önce başımızı koruyacağız. Sizlerin de doğru öğrendiği gibi hemen çöküp başımızı ellerimizin arasına alarak hem neden küçültmüş oluyoruz, hem de tepemize yukarılardan, tavandan veyahut da dışarıda da olsa üst bir yerden kopup gelip bize vurabilecek olan herhangi bir parçadan, sert bir cisimden kendimizi koruyoruz. Mantığı bu. Başka bir mantığı yok bunun. Eğer Allah muhafaza yaptığımız binalar sağlam değilse, bu binaların çökmesi halinde, yani kafam tuttuğunda çok bir işe yarayacak. Önemli olan binalarımızın sağlam olmasıdır. Onun içindir ki bütün okullarımızı biz deprem testinden geçirdik ve ne yazık ki bazıları deprem testinden geçemediği için de yıkım kararı alındı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından. Pek çok okulumuzu da şu anda güçlendiriyoruz. Siz ve sizin gibi değerli kardeşlerimizi, öğrencilerimizi, evlatlarımızı güvenli okullarda tutabilmek için de canla başla çalışıyoruz. Şu ana kadar 60 kadar okulumuzu güçlendirdik. Yeni yapılan okullarımız da var. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ta ki sizleri, sizler gibi bütün öğrencilerimizin hepsinin güvenli okullarda eğitimlerine devam etmelerini sağlayabildiğimiz zamana kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu başarılı tatbikattan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu tatbikata hazırlayan İl Afet Müdürlüğümüze ve çalışanlarına, hem müdürlüğe hem çalışanlarına, Milli Eğitim Müdürümüze, Gençlik Spor Müdürümüze, değerli katılan emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamımız, herkes burada, bütün arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah afetsiz günler dileyelim, öyle dua edelim ama bundan kaçış olmadığını da hepimiz bilelim ve buna göre bir davranış şekli gerçekleştirelim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi eğitimler, iyi günler diliyorum. Evet, Sayın Bayan, size teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, orada standlarımız var, Salfat'ın, itfaiyenin. Sınıflar halinde bunları ziyaret edip bilgi alabilirsiniz. Daha sonra da tatbikatımız son bulmuş olacak. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, hepinize geçtik.
Çocuklar biraz bekleyelim standları gezmek için. Evet, kullanım. Olayı geliştirmişsin. Artık tripod. Neler var neler var. Bir kamera bir tripod yeter demişsin ya. Yani bir şeyler, başka türler de var. Öyle mi? Yani, tabii, yanı yolda. Kullanım. Nasılsınız? Hiç görüşemiyorum. Vallahi. Değil mi? Yaramaz bir şey. Yok. Aşılar bize oldu. Sağlık saat geldi. 8 tane aşı olduk. Hey maşallah. Daha ne olacak ya? Harika. Değil mi doktor? Evet tanıyorum. Yok evet. Gel. Şu arkadaşa bir öbür tarafa dönsün şu arkadaş. Böyle dönsün. Arkaya dönmesin. Yüzünü dönsün bu tarafa. Şimdi. Bu tarafa Thank you.
yapıyorum bazen. Yok abi şu an. Geç abi.